Hiçbir katkı yapmıyorlar. Bir de şampiyonluk bekliyorlar. Yani. Bu da bence... Bodrumlu basketbol oyuncuları Ragıp Sunar'ın kent ekranlarında hazırlayıp sunduğu kronometre programının konuğu oldular. Programda Bodrum'un basketbol ve futbola bakış açısı ele alınırken basketbolcular kendilerine haksızlık yapıldığını iddia ettiler. Maçlara gittiğimizde yemek paranızı hocanız ödüyor. Sonra kendi şeyimiz, hocamız yani çok büyük destekçimiz. Yani hoca kendi cebinden veriyor yani Volkan abimiz. Yani hiç yapmıyorlar. Çok çok düşük bir parayla yolluyorlar yani bizi. Ama yani bizim duyduğumuz arkadaşlarımızdan bizim yaşımızda futbol takımında oynayan oyuncular ya yani maçlık prim alıyorlar. Her hafta salı akşamı yayınlanan kronometre programında bu hafta basketbol konuşuldu. Basketbol takımı oyuncularının katıldığı programda sporcuların yaşadığı sorunlar ele alındı. Kendilerine çeki düzen verecekler. Anlatabiliyor muyum? Lütfen aklınızdan geçenleri hiç sansürsüz her şeyi söyleyin. Eleştiri anlamında ne istiyorsunuz, neler yanlış yapılıyor. Bunların hepsini söylemenizi istiyorum sırayla. Bodrum'da futbola daha çok önem verildiğini belirten basketbolcular bir yere maça gittiklerinde yemek paralarını hocalarının verdiğini ve basketbola çok az bir bütçe ayrıldığını söylediler. Futbolcuların ise her türlü ihtiyacının karşılandığını belirten basketbolcular haksızlığa uğradıklarını iddia ederek şöyle konuştular. Çocuklar işte o kadar zor şartlarla basketbolu götürmeye çalışıyoruz ki hakikaten çok zor şartlarda götürmeye çalışıyoruz. Hiçbir katkı yapmıyorlar, bir de şampiyonluk bekliyorlar. Yani. Bu da bence komik yani. Volkan abi sponsorumuz var işte. Çağatay'ın babası çok yardımcı oldu bu konuda. Her geldiği her maçta bize yemeğini kendisi verdi. Zaten kulüp ödemiyor. Futbolculara çok fazla para ayırdıklarını duyduk. Ancak ortada bir başarı yok. Biz kendi çabalarımıza Türkiye çapında başarılar elde ettik. Ancak bize verilen destek onlarınki kadar değil. Elde ettiğimiz başarıları devam ettirebilmek için desteğe ihtiyacımız var. Ancak biz yemek parasını bile cebimizden verir hale geldik. Basketbola da önem verilmesini istiyoruz. Odunspor'daki futbol takımı için mesela Twitter ise gidiyorlar maç yapmaya. Orada bayağı büyük bir para veriyorlar mesela onlara. Mesela basketbol takımı gidiyor. Kendi cebinden yemek alıyor. Ben çok şaşırdım mesela böyle bir şeye.